Ne diyor okuryazarlığının ne anlama geldiğini, özgürce yaşamak ve katılımcı yurttaş olmak için neden bu kadar önemli olduğunu anlamak amacıyla bir yolculuğa çıkıyoruz. Jack'le tanışın. Avrupa'da büyüyen diğer pek çok çocuk gibi, o da modern teknoloji konusunda uzman. Facebook, Twitter ve Skype onun çok iyi bildiği ortamlar. Ve sonunda kendini ailesindeki herkese yardım ederken buluyor. Okyanusta ilerleyen bir tekneyi kullanır gibi teknik becerileri kazanmış ve hızla değişen çevreye ayak uydurabiliyor. Bu okyanusta üzerinde mutlu ve medya okuryazarı olan insanların yaşadığı olanak ve özgürlüklerle dolu bir ada var. Ancak Jack bu adaya ulaşmak için okyanusun derinlerinde var olan güçlü akıntıyı aşması gerektiğinin bilincinde mi? Her gün kullandığı medyanın arkasındaki güçler, birkaç zengin firma tarafından kontrol edilen haberler, kurnaz reklamcılık, görüntülerde hile, sahte kimlikler ve benzeri. Neyse ki Yavi kahramanı Lüks, Jack'in bu güçlerden daha çok haberdar olabilmesi ve medya ile teknolojiyi kullanma biçimini sorgulama becerisini geliştirmesi gerektiğini fark edebilmesi için yardıma hazır. Bu yetenekler ona seçim yapabilme, bilinçli karar alabilme ve başkalarıyla iletişime geçme olanaklarını sağlayacak. Bu, Jack'in medya okuryazarı olmasını sağlayacak bir macera. Bu sihirli adaya ulaşmak için atılması gereken ilk adım, güçlü teknik beceriye sahip olmak. Bu da onun bu yolculukta kullanacağı tekne olacak. Bilindiği üzere Jack bu alanda bir uzman ve kendine çabucak bir tekne yapacak. Lüks, Jack'e dünyanın öbür ucunda bilgisayarları ya da internet erişimleri olmayan çocukları gösteriyor. Onların temel teknik becerileri öğrenme şansları yok. Ama tekneler karada durmak için yapılmaz. Jack seyahat için kendini hazır hissediyor ve hop, okyanusa açılıyor. Bizim Yavi kahramanımız Jack'e suyun altında ne olduğunu daha önce merak edip etmediğini soruyor. Lüks su altındaki canlıların çoğunun zararsız olduğunu, ancak bazılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıklıyor. Örneğin internette Google arama motorunu kullanarak yaptığınız bir aramada konunuzla ilgisi olmayan sonuçlara da ulaştığınızı biliyor muydunuz? Bu nasıl mümkün olabiliyor? Başka bir örnek. Her gün pek çok haber duyuyoruz ama bunlardan çok azı televizyonda yayınlanıyor. Hangileri? Bunları kim ve neden seçiyor? Bu akıntıların teknemizi her bir yöne nasıl sürüklediğini anlamak zor. Jack bunları duymuş olmaktan dolayı bayağı şaşkın ve gerçekten gitmek istediği yöne dikkatini vererek yol alması gerektiğini anlıyor. Güneş parlıyor ve yolculuk devam ediyor. Biraz sonra başka bir tekneyle karşılaşıyorlar. Teknedekiler arkadaş canlısı gibi gözüküyor ve ilginç bir şekilde Jack hakkında her şeyi biliyorlar. Onu adaya ulaşmak için yeni bir tekneye ihtiyacı olduğuna ikna etmeye çalışıyor ve ona süper hızlı bir motorbot satmayı teklif ediyorlar. Jack tereddüt ederek Lüks'ten yardım istiyor. Sence gerçekten yeni bir tekneye ihtiyacın var mı Jack? Jack aslında ihtiyacı olan tek şeyin kendi yaptığı tekne olduğunu biliyor ve kendinden emin bir şekilde yoluna devam ediyor. Başka bir tekne yaklaşıyor. Bu sefer içindekiler gerçek korsanlar. Yine Jack'e ihtiyacı olmayan şeyler satmaya çalışıyorlar. Jack onları nasıl tanıyacağını öğrendikçe aslında onların her yerde olduğunu fark ediyor. Her gün yüzlerce reklama maruz kalıyoruz. Artan özgüveniyle Jack, bu düzenbazların onu kandırmalarına veya yoluna çıkmalarına hiçbir şekilde izin vermeyecek. O onlardan daha akıllı ve kendisi için neyin en iyi olduğuna karar vermesine yardım edecek bilgiye ve sorgulama kapasitesine sahip. Ancak Jack'in izlediği yolda öğrenmesi gereken daha çok şey var. Birden ileride yardım isteyen birini görür gibi oluyor. Yaklaşıyor, yardım etmek için onun elini tutacağı sırada tehlikenin farkına varıyor. Olayın zannettiği gibi olmadığını, sahte kimliklere dikkat etmesi gerektiğini öğreniyor. Gerçek olan ve olmayanı ayırt etmek zor. Jack'in kendine olan inancı kuvvetleniyor ve kararlarına güveniyor. Lüks gülümsüyor, Jack hızlanıyor. Bir anda gökyüzü kararıyor ve kuvvetli bir fırtına başlıyor. Jack yolculuğu boyunca hava durumu gibi kendi kontrolünün dışındaki etkenlerin farkına varıyor. Bu dış etkenler yolculuğun seyrini elbette değiştirir. Eğer medya politikaları ve eğitim sistemi iyi ise yolculuğun yumuşak geçme şansı yükselir. Jack fırtınada batmadan ilerlemeye çalışırken üstünde küçük bir kız olan bir sal görüyor. Küçük kız dalgalarla boğuşuyor. Jack kıza yardım etmeli. Onu kurtarıyor ve teknesini almayı başarıyor.
Küçük kız geldiği yerden adanın görülmesinin imkansız olduğunu ve tekne yapabilmek için tahta bulunmadığını açıklıyor. Ayrıca korsanların denizin tüm hakimiyetini eline geçirdiğini ve suların büyük köpek balıklarının istilası altında olduğunu söylüyor. Küçük kız ne kadar hızlı yol aldıklarına, suyun berraklığına ve ufkun bu kadar net görülebilmesine hayran kalıyor. Jack bir yandan gurur duyuyor, bir yandan da bu yolculukta şimdiye kadar öğrendiklerini onunla paylaşabildiği için mutlu oluyor. Şimdi ikisinin bir araya gelmesiyle işbirliği ve takım çalışması yolculuğu kolaylaştıracak ve artık daha iyi şeyler olacak. İletişimde bulunmak, çevrimiçi ve katılımcı olmak bu iki çocuğun kendilerinin çok iyi hissetmelerini ve son derece yaratıcı olmalarını sağlıyor. Medya bu fırsatları sunarak hayatı daha kolay ve zevk alınabilir kılmakta. Onlar şimdi pek çok kişinin aynı yolculuğu yaptığını bilerek doğru yolda ilerliyorlar. Nihayet geldiler. Jack daha geniş bir bakış açısına sahip oldu. Artık etrafındaki güç ve etkenlerin farkında, yeni beceriler kazandı ve bir medya okuryazarı oldu. Jack her zaman onun gizli pusulası olacak olan kendi içindeki özgüven ve merak duygusunu bulmuş oldu. Lux ikisini de kutluyor ve bu yolculuğun bir hatırası olarak onlara bir rozet veriyor. Jack'e son bir sorusu var. Eve döndüğünde ne yapacak? Jack bütün arkadaşlarını ve ailesine bu yolculuktan bahsetmek istediği cevabını veriyor. Deneyimini mümkün olduğu kadar çok kişiyle paylaşmak istiyor. Ve tabii ki bir sonraki yolculuğunu planlamak. Bunları duyan Lux görevinin tamamladığını anlayarak gülümsüyor ve ortadan kayboluyor.